Gürcistan Katolik Patriği 2. İlya, Tiflis'i ziyarete gelen Vatikan Devlet Bakanı Kardinal Pietro Parolin ile görüştü. Yapılan görüşmede tüm Hristiyan dünyasının karşılaştığı modern zorluklar tartışıldı. Kardinal Parolin, Patrik 2. İlya'ya Papa Francesco'nun selamlarını iletti. Gürcistan Katolik Patriği 2. İlya, Tiflis'i ziyarete gelen Vatikan'ın Devlet Bakanı Kardinal Pietro Parolin ile görüştü. Gürcistan Patriği Vatikan'dan gelen Kardinal Parolin ile yaptığı görüşmede tüm Hristiyan dünyasının karşılaştığı modern zorlukları tartıştı. Gürcü Patrikhanesi'nin Halkla İlişkiler Departmanının ikili görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamaya göre, toplantının başında iki kilise arasındaki ilişkilerin korunması ve derinleştirilmesinin gerekliliği ele alındı. Daha sonra ise Hristiyan dünyasının karşılaştığı modern zorluklar üzerinde duruldu. Kardinal Pietro Parolin, Patrik II. İlya'ya Papa Francesco'nun selamlarını iletti. Kardinalin anlattıklarına göre iki kilise arasındaki ilişki, insanların Tanrı'dan her gün daha fazla uzaklaşması üzerine bir an önce birlik olunup çözüm odaklı hareket edilebilmesi açısından çok büyük bir rol oynamaktadır. Patrik II. İlya, Gürcistan ve Vatikan arasındaki ilişkilerin yüzyıllar boyunca devam ettiğini, Papa Francesco ile olan ilişkisini gerçekten kardeşçe olarak adlandırdığını ve her iki kilisenin arasından ilişkilerin güçlendirilmesine ihtiyacı olduğunu vurguladı ve çok zor bir zamanda yaşıyoruz. İnsanlık adeta uçurumun kenarında. Dolayısıyla ziyaretiniz tüm Katolik dünyası için çok büyük bir önem taşımaktadır açıklamasında bulundu. Kardinal, Gürcistan'ı en eski Hristiyan ülkelerden biri olarak adlandırdı ve herkesi özellikle Hristiyan köklerine değer vermeye çağırdı. Gürcü Patrikhanesi ise Papa Francesco'nun 1980'deki tarihi ziyaretinin 40. yıl dönümünü özel olarak 2020 yılında Patrik II. İlya'yı Vatikan'a davet ettiğini açıkladı.